Youtube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün kara şerbetle hazırladığım sokak simit lezzetinde simit poğaçalar yaptım. İsterseniz normal simit olarak da yapabilirsiniz. Daha önce öyle yapmıştım. Bugün içi kaşarlı poğaça görünümlü olarak tarifi hazırladım. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oldu. Önce hamuru yoğuralım. 1 kilo un, 9 bardağı denk geliyor. Onu ben yoğurma kabına aldım. Bu tarifte çok az yağ var. Sadece bir tatlı kaşığı yumuşamış tereyağı veya margarin, bir yemek kaşığı da sıvı yağ e, tarife ekledim. Bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı şeker, 3 su bardağı süt ve bir e, yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. E, tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar hamuru yoğuralım. Biraz e, sert kıvamda bir hamur. içine çok fazla yağ yok. O yüzden yoğurması en başta biraz zor ama. İyice yoğurduktan sonra da kıvamı e, lastik gibi olan e, bir hamur e, şekline geliyor. Bu arada bir su bardağı şekeri e, ocaktan karamelize ettim. Şeker tamamen eridi. Üzerine bir su bardağı su ilave ettim. Bu bizim kara şerbetimiz ama fazla geldiği için yarım bardak şeker yarım bardak suyla hazırlayabilirsiniz. E, tencere tamamen kuru olacak. Şekeri eritelim kahverengi kıvama geldikten sonra üzerine suyu dökelim hamurun kıvamı böyle dediğim gibi biraz yoğun kıvamda bir hamur ama dinlendirme aşamaları olduğu için daha sonra hamur kendini çok güzel bir şekilde sarıyor ben toplam 18 tane beze yaptım gayet büyüklükleri iyiydi baya büyüktü ama isterseniz daha küçük boylarda da yapabilirsiniz yaklaşık ben mutfak tartısı yapıp hepsini aynı yapmaya çalıştım 90 gramlık bezeler yaptım daha sonra bir tepsiyi unladım böyle beze yaptıktan sonra 15 dakika bekleyelim bekledikçe biraz yumuşayacaklar ve çok daha kolay şekil vereceğiz üzerinin kurumaması için bir poşetle kapattım isterseniz nemli bezde kullanabilirsiniz bekledikten sonra zaten istediğim yumuşaklığa geldi ben içini kaşarlı yapıyorum zeytinli yapabilirsiniz peynirle iç malzemeyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz Elimizde bir e, biraz büyüttükten sonra içine kaşar peyniri koyup sıkı bir şekilde katlamamız lazım biliyorsunuz Kaşar peyniri pişerken çok fazla e, kabına sığmadığı için güzel kapatalım pişerken kaşar peynirleri tepsiye akıp ziyan olmasın ben e, sıkı bir şekilde kapattım. hamurda çok az yağ var yağlı bir tarif değil ee, süt yoğurt olmadığı için de poğaça lezzetinde olmuyor bildiğiniz sokak simiti lezzetinde oluyor ee, bunu ben geçen yıl yaptığımda simit olarak yapmıştım bugün poğaça şeklinde yapıyorum ama görüntüsü poğaça gibi olduğu için e, piştikten sonra da poğaçaya benziyor ama lezzet olarak bildiğiniz sokak simidi lezzetinde benim elimde böyle hamur kesmek için jiletler vardı. Çok ince olduğu için ve keskin olduğu için e, çok rahat hamurları kesiyor ama keskin bir bıçakla da böyle 3 tane çizgi e, atabilirsiniz. Hamuru tamamen delmeyelim. E, tamamen delersek bu sefer yine pişerken kaşar peynirleri yukarıdan taşabilir. Böyle 3 tane çizgi atalım. Kara şerbette e, soğuk olsun veya ılıktan soğuk olabilir. Daha sonra şerbetin içine atıp Hamurların her yerini güzelce kaplayalım. Tarifin başında ben kara şerbeti yaparken e, o kısım biraz hızlı geçti. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı su kullanmıştım ama e, tepsinin dibinde kalıyor. ziyan olmasın. İsterseniz dediğim gibi yarım bardak şeker, yarım bardak suyla da yapabilirsiniz. Her yeri hamurların güzelce ıslandı daha sonra kavrumu susamla her yerini kaplayacağım. İsteğe baltı beyaz susam da kullanabilirsiniz ama simit e, kavrumu susamla yapıldığı için daha güzel oluyor. Tercihen yine de ikisinden birini kullanabilirsiniz. Her yerini güzelce kaplayıp tepsiye alacağız. Bayağı büyük bir kişilik yani bir porsiyon gibi düşünebilirsiniz. Boyları bayağı büyük oldu. Şerbetten çıkarırken o altındaki fazla şerbeti de alırsak daha iyi olur. Çünkü susam çok fazla ıslandıkça bu sefer yapışması zor oluyor. Ben ilk tepsiyi yaptım. Kenarda bekleyen hamurlar artık iyice yumuşadı. Tamamen kendini salmaya başladı. Kıvamı çok pürüzsüz ama yumuşacık bir hamur. Yine de sert kıvamlı ama e, durdukça yumuşayan. Piştikten sonra zaten e, yumuşak kıvamda bir hamur oluyor. Kalan hamurları da yine sıkı bir şekilde kapattım. Farklı ama çok güzel bir tarif simit sevenler Bence bunu mutlaka denesin çok fazla çıktığı için hepsini bitiremezseniz e, poğaçaları pişirdikten sonra bakın hala poğaça diyorum görüntülere poğaça olduğu için simit poğaça diyelim e, simit poğaçaları pişirdikten sonra e, derin dondurucuya kaldırabilirsiniz uzun süre e, derin dondurucuda saklayabilirsiniz Tepsi tepside e, şekil verdikten sonra en son susam buladıktan sonra bir yarım saat kadar Tepside bekletelim. Çünkü hamuru en başta yoğurduğumuz zaman e, uzun bir mayalama işlemi yapmamıştık. Sadece 15 dakika dinlendirip e, simit borçlarımıza şekil vermiştik. Bir 15 dakika e, en başta dinlendirdik de yarım saat tepsi mayası yapıyoruz. Ben fırının dibine kaynar su ekledim buharla pişsin diye. Fırınınızda eğer buhar özelliği varsa onu da çalıştırabilirsiniz. 15-20 dakikada e, bu kıvama geliyor. Fırını ben önceden 180 derecede ısıttım. Sıcak fırında 15-16-17 dakika kontrol edebilirsiniz altını. Son olarak kıvamına da bakalım. Çok güzel bir tarif oldu. Yorumlarınızı bekliyorum ve videoya beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.